Başkanım, öncelikle bir kendinizi tanıtır mısınız? Kaç senedir yöneticilik yapıyorsunuz Saraköy Spor'da? Ben 76'da 77'de girdim. Tam hatırlamıyorum ya 76 ya 77. Rahmetli Birol Önder'lerle, Ahmet Efendi'lerle, onlarla beraber amatör olarak girdim. 84 85'te de üçüncü lig kurucularındanız. Erkan Korkut yine aynı kişilerle beraber yöneticilik. Başkanım, o süreçten sonra Saraköy Spor'dan herhalde bir dönem ayrı kaldınız. Çok uzun ayrı kaldım. Düştükten sonra. Profesyonel ligden düştükten sonra dördüncü amatör mü? Dördüncü lig mi deniyor? Bir sene onda yaptım, ondan sonra bıraktık. Rahmetli Atalay'la aynı sürede ilgilenmiyordu yani. Şimdi peki tekrar seviyordu, maçlara geliyordu da aktif olarak neydi? Tekrardan Saraköy Spor'a dönmenizin sebebi nedir? Şimdi sevgi. Tabii. Başkanın arkadaşının olması ve futbol sevgisi. Futbol sevgisi diyelim. Saraköy Spor sevgisi diyorsun. Futbol sevgisi, evet. Saraköy Spor sevgisi. Ya bir evladı gibi artık bunlar için. Tabii. Nasıl biz de seviyorsa. Ben de 15-20 yıldır yöneticiyim. Uğur da yaklaşık 10 yıldır yöneticiyim. Başkanım, bu Rıdvan'la ilgili bir az önce anlattığınız, röportajdan önce anlattığınız bir diyalog vardı. Nazilli'yi almaya gitmiştiniz herhalde. Onu bir de anlatır mısınız? Konuşmaya gittik işte Nazilli Spor'a. Sümer Spor'da onlar, kardeşiyle Murat'la beraber. Biz rahmetli Birol Önder, ben, Ahmet Fenli beraber konuştuk. Şeyde, Sümer Park'ta çocuklarla anlaştık. Tamam dediler. O zaman şartlarda abim bilir dedi. Abi işte Ercümen Deniz Spor top oynuyordu. O engelledi. Muray çocuk. Ve Muray'da başarılı oldu. Ondan sonra da sıçrama yaptı. Belki Saraköy Spor'a gelse belki değişir olur. Belki olmazdı. Evet. Olay bu. Yani. Saraköy Spor çok köklü bir kulüp. Evet. Belki de Ballıgin'deki en eski kulüplerden birisi. Tabii, 1926 düşünürsek. Tabii. Bu sene Saraköy Spor'un hedefleri nedir başkanım? Hedef Saraköy'ün ilk 5. İlk 5'ten aşağıya olmayacak. Yani ilk 5'te olmayacağız. Ama şampiyonluk olursa da tabii. İtmeyiz elimizi tersi de. Takımın genelini tutmayı düşündüğünüzü söylemiştiniz. Evet, evet. Peki bunun yanında dış transferler olacak mı? Olacak tabii. Eksik noktalarımıza dış transferler, 4-5 tane dış transferimiz düşünüyoruz. Eksik noktaları, sol bek, stoper, santrfor. Evet. Bunları görüştük genel kaptanımızla, transfer komitemizle. Onlar bakıyor, ilgileniyorlar. Çok teşekkürler başkanım, başarılar. Sağ olun, teşekkürler.